Türkiye Taş Kömürü Kurumu Amasra Müessese Müdürlüğü'nce 14 Ekim 2022'de 43 işçinin öldüğü, 9 işçinin de yaralandı. Patlama sonrasında 7 kişinin tutukluğu, 23 kişinin Bartın Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılandığı davanın 7. duruşması başladı. Bartın Adliyesi'nin giriş katında oluşturulan duruşma salonuyla adliye binası çevresine geniş güvenlik önlemleri alındı. Bugünkü duruşmada mahkemeye ulaşan ve patlamanın yaşandığı bölgenin keşif için açılabilme ihtimalinin incelenmesiyle ilgili bilirkişi ön raporlarıyla TTK'nın rapora verdiği cevap okundu. Tarafların rapor ve cevaplar hakkında beyanları dinlenmesine devam eden mahkeme heyetinin patlamanın meydana geldiği ocakta keşif yapılıp yapılmayacağı konusuna karar vermesi bekleniyor. Duruşma öncesinde ise şehit olan madencilerin aileleri, avukatları, Cumhuriyet Halk Partisi Bartın Milletvekili Aysu Bankoğlu, Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanı İsmail Cem Akyol, Amasra Belediye Başkanı Recai Çakır ve bazı partililer dava öncesinde adliye binası önünde basın açıklaması yaptı. Değerli basın mensupları, 14 Ekim tarihinden bugüne her zaman davanın takipçisi olacağımızı söylemiştir. Bugün yine sürecin takipçisi olmak üzere yoldaşlarımızla, ailelerle, vekillerimizle bir aradayız. Her zaman söylediğimiz üzere aslında bu kazanın, bu facianın, bu katliamın esas sorumluları Bartın ilinde yaşamıyor, öyle söyleyelim. Tabii ki burada esasen sorumlu olanlar da hak ettiği cezayı almalı ama esasen bu yönetim anlayışının liyakat problemlerinin, buraya kaynak ayrılmamasının sonuçlarını yaşadık. 43 can kaybederek biz de sonuna kadar ailelerin yanında ve halen bu madene girerek üretim yapmaya çalışan Türkiye'nin dört bir yanındaki madencilerin yanında durmaya devam edeceğiz. Teşekkür ederim. Faciada hayatını kaybeden madencilerden Rasim Bulut'un babası Asım Bulut, yaşanan facianın ardından zor günler geçirdiklerini anlatarak, mahkeme heyetinden sorumluların bir an önce belirlenerek cezasının verilmesini istedi. Asım Bulut, "Çocuklarımız göz göre göre gitti. Burada 150 kişi dinlendi, konuştular. Suçlular belli. Ama adalet henüz yerini bulmadı. Bizim çocuklarımızı bile bile gönderdiler. Hakkımızı arayacağız. Kendim iki sefer kalp krizi geçirdim. Eşim diyaliz makinesine bağlı. Eşim haftada bir sefer diyalize gidiyordu. Çocuğumun vefatından sonra 3 sefer diyalize girmeye başladı. Şu anda da diyaliz makinesine bağlı. Yavrularımız yetim kaldı. Torunum da az önce buradaydı. Torunum köye babasının mezarına geliyordu. Dede benim babam burada diyor. Bunlar cezasız kalmasın dedi. Ben Rasim Buldum babası, maden şefi Rasim Buldum babası. Bartın 45 ile Kaşarlar köyü 20 senedir kurtarlık yaptım orada. Çocuklarımız göz göre göre burada madende gittiler. Neden sorarsanız burada çünkü kaç sefer 150 kişi dinlendi. Açıklama yaptılar. Herkes suçlar belli. Ta bizim adaletimiz yerini bulmadı. Bizi burada yalnız bırakmayan bütün teşkilatlarımıza, basın mensuplarına, diğer avukat arkadaşlarımıza, CHP heyetine, hepsine teşekkür ederim. Bize gelip de bir sefer burada gelip de bir açıklama yapmıyorlar. Hükümet kanadından bize bir açıklama yapılmadı. Burada bu ne oldu, neye gitti? Biz sadece CHP'nin işisiyiz, üyesiyiz ve CHP'nin vatandaşıyız. Böyle bir şey yok efendim. Bizim çocuklarımızı bile bile giderdiler. Biz her zaman hakkımızı arayacağız burada. Vatandaşımız bizim, bilmiyorum artık, bir konuşacak bir durumda değiliz. Ben kendim iki sefer kalp krizi geçirdim. Şu anda eşim şu anda diyaliz makinesine bağlı. Diyalizde şu anda bir sefer diyalize giriyordu. Benim çocuğumdan sonra eşim bir sefer diyalize girmeye başladı. Şu anda devlet hastanesinde makinede bağlı. Biz hakkımızı istiyoruz. Biz çocuklarımızın hakkını istiyoruz. Bizim yavrularımızı yetim kaldı. Çocuğum az önce burada, torunum az önce buradaydı. Baba köye geliyor da babasının mezarında dede benim babam burada diyor. Bunun hesabını kim verecek? Bunun hesabını getirdiler de istiyoruz, versinler. Bunlar cezasız kalmasın. Burada vatandaş, çocuklarım geldiği zaman, yer alttan geldiği zaman çocuğumla ilgilenemiyordu çocuğuyla. Neden dersiniz? Çünkü üretim baskısı var. Her şey var burada. Vardı. Burada bile geldi bunlar. Ama bize şu ana kadar ne bileyim ben hiçbir şey alamadım. Hepinize teşekkür ederim. Cumhuriyet Halk Partisi Bartın Milletvekili Aysu Bankoğlu'ysa kurum yöneticileri hakkında soruşturma izninin 16 ay sonra geldiğini hatırlatarak bazı müfettişler ve TTK yöneticileri hakkında görevi kötüye kullanmadan dolayı soruşturma izni 16 ay sonra çıktı. Biz bunu kabul etmiyoruz. Burada kasıt ihtimali vardır. Biz bu şekilde yargılamanın yapılmasını istiyoruz.
16 ay sonra çıkan soruşturma iznini kabul etmiyoruz. Bu işin takipçisiyiz ve bu takibi asla bırakmayacağız. Bu hepimizin davasıdır. Bu hepimizin acısı. Hepimiz o yüzden de bu davaya hep birlikte sahip çıkmak zorundayız ifadelerini kullandı. Yaklaşık 15 ay önce meydana gelen facianın ardından başlayan soruşturmada aralarında gözaltına alınan Amasra Müessese Müdürü Cihat Özdemir, Müdür Yardımcısı Salih Atmaca, İşletme Müdürü Selçuk Ekmekçi, İş Güvenliği ve Eğitim Baş Mühendisi Volkan Soylu, Baş Mühendis Mehmet Tural, Emniyet Mühendisi Şahan Kahraman, Maden Mühendisleri Levent Aydın ve İbrahim Hakan Mengeç tutuklanırken 15 kişi de adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Savcılığın hazırladığı 195 sayfalık iddianame Bartın Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilmiş. 25 Nisan'da görülen ilk duruşmada Müdür Yardımcısı Salih Atmaca tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı. Yargılama esnasında bugüne kadar 6 duruşma görülürken davalarda 23 sanıkla 158 tanık da dinlendi. 116 müştekinin yer aldığı savcılık iddianamesince 116'sı tutuklu bulunan dönemin Amasra Müessese Müdürü Cihat Özdemir, İşletme Müdürü Selçuk Ekmekçi, İş Güvenliği ve Eğitim Baş Mühendisi Volkan Soylu ve Baş Mühendis Mehmet Tural hakkında yaşamını yitiren her madenci için kastla öldürme suçundan 25 yıla kadar hapis istendi. Ayrıca bu yöneticiler hakkında kasten yaralama suçundan da ağır yaralanan 4 madencinin her biri için 4 yıla kadar hapis cezası talep edildi. Diğer 19 sanığın ise bilinçli taksiyle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma suçundan 22 yıl 6'şar ay hapis cezası istendi.